Merhaba arkadaşlar, ben Berat. Bugün sizlere bu videoda bakın Windows'taki kullanıcı profilinizin dosyasının ismini değiştirmeyi, aynı zamanda kökten Windows kullanıcının profilinizin ismini kökten zararsız bir şekilde bilgisayarınıza programlarınıza zarar vermeden nasıl değiştireceğinizi göstereceğim. Öncelikle yapmamız gereken şey denetim masasından normal ismimizi değiştirmek. Denetim masasını açıyoruz. Kullanıcı hesaplarına tıklıyoruz. Kullanıcı hesaplarına yeniden tıklayarak hesabınızın adını değiştirin'e tıklıyoruz. Hesabınızın adı, bakın, en önemli şey Türkçe karakter olmasın, boşluk olmasın ve özel karakter içermesin. Örnek isim vermek gerekirse kendi ismim de öyle ki az önce değiştirdim ben. Örnek veriyorum. İsminiz Ahmet. Ahmet yazabilirsiniz. Ahmet yazabilirsiniz. Soyadınızı da yazmak istiyorsunuz. Soyadınıza da böyle yazabilirsiniz. Ne olursa olsun boşluk, özel karakter ve Türkçe karakter kullanmıyoruz. Rakam kullanabiliriz. Şimdi kapatıyoruz. Buraya adı değiştir diyoruz. Tamam diyoruz. Burayı kapatıyoruz. Sonrasında bakın çok önemli arkadaşlar. Regedit. Buraya regedit yazarak kayıt defteri düzenleyicisini açıyoruz. Evet diyoruz yerine. Burada yukarıdaki URL kısmı, buraya videonun açıklama kısmında verdiğim URL'yi yapıştırıyorsunuz. Ondan sonra Enter'a basıyoruz. Enter'a bastıktan sonra profil list dosyasını buluyoruz. Burada dosyaların üstünü tek tek profil list klasörünü alt klasörlerini açıyoruz. Burada alt klasörler içerisinde tek tek dolaşarak yandaki veri değerinin altında sistem kullanıcı profilimizin adını bulmaya bekliyoruz, eski adını. Bakın arkadaşlar, ben dördüncü de buldum. Siz şu diğerlerini de kontrol edin. Bunlarda da bulabilirsiniz. Profil Image Pet'e çift tıklıyoruz. Burada eski ismimizi alıp yenisiyle değiştiriyoruz. Aynı şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Aynı olması gerekiyor. Yine boşluk yok. Türkçe karakter yok. Özel karakter yok. Tamam diyoruz. Ve kapatıyoruz. En önemli kısma geldik. Oturumu kapatacaksınız. Ama kapatmadan önce beni dinleyin, önemli. Oturumu kapattığınızda, elinden geldiğinizde Windows sizin kullanıcı profilinizi bulamayacak ve hata verecek. Size diyecek ki kullanıcı profilinizi bulamadık. Bu yüzden size yeni bir profil oluşturduk. Ama hiç korkmayın arkadaşlar. Hiçbir şey değişmiyor. Hiçbir dosyanız, klasörünüz kaybolmuyor. Sadece bilgisayarınızı oturumunu kapatıp geri gelin. Hiçbir şey kaybolmayacak. Şimdi oturumunuzu kapattığınızı varsayıyorum ve işlemimize devam ediyoruz. Videoyu detaylı şekilde hepsini atlamadan izlerseniz hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Dosya gezginliğine giriyoruz. Oturumu kapattınız, geldiniz, yeni bir profildesiniz, hiçbir şey yok falan. Geldiniz, bu bilgisayara tıklıyoruz. Yerel disk C'ye tıkladık. Kullanıcılar diyoruz. Kullanıcılardan şimdi normalde bu ismimizi değiştiremiyorduk. Çünkü kullanıcıda oturum açık. Bakın bende de değiştiremiyorum çünkü oturum açık. Ben sadece işlemi size gösteriyorum. Az önce değiştirmiştim. Şimdi siz o kullanıcı oturumu açmadığınız için zaten ismini değiştirebileceksiniz. Artık yeniden adlandırma yapacaksınız ve bilgisayara az önce koyduğunuz ismin aynısını arkadaşlar, aynısını yazıyorsunuz. Sonra oturumunuzu buradan yeniden kapatıp geliyorsunuz ve artık hiçbir dosya kaybolmamış bir şekilde önünüze geliyor. Her değişikliğiniz aynı şekilde arkadaşlar, eski haliyle profiliniz önünüze geliyor. Bu sayede hiçbir şekilde hata almıyorsunuz. Yaparak neyi elde etmiş oldunuz arkadaşlar? Birincisi, Android Studio veya benzeri programlarda Türkçe karakter boşluk dosya konumunda dosya yolu belirtirken Türkçe karakter boşluk vesaire çıkardığı hatalardan kurtulmuş oluyorsunuz. Çoğu programın Türkçe karakterle, boşlukta özel karakterle sıkıntısı var arkadaşlar. Bunları kullanmanıza izin vermiyor. Dosya tabi sizin kullanıcı adınızda da bunlar bulununca dosya yolunda sıkıntı oluşuyor ve program içerisinde hataya yansıyor arkadaşlar. Emekleriniz falan çöpe gidebilir. Bu yüzden bu önemli bir şeydi. Bu kadar arkadaşlar videomuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı ve görüşlerinizi yorumda bildirmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.